Merhabalar. Saat Selkom video incelemeler bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Seiko'nun kinetik bir kol saati olan Seir N045P2 modelini inceleyeceğiz. Saatler genel olarak bilindiği üzere ikiye ayrılıyor. Mekanik ve pilli saatler. Mekanik saatler, otomatik saatler. Yani enerjisini kolun hareketlerinden alan saatler. Veya kurmalı saatler. Enerjisini kurarak belli bir seviyeye getirip ondan sonra enerji almasını sağlayan saatler olarak ikiye ayrılıyor kinetik saatlerde kendi işleri arasında. Pilli saatler içerisinde quartz, bizim yani bildiğimiz klasik içerisinde pil olan saatler bulunuyor. Bir de güneş enerjili Eco Drive da denilen saatler bulunuyor. Bu inceleyeceğimiz model ise kinetik modeli, yani enerjisini kolun hareketiyle, kolunuzdaki bileğinizdeki hareketleriyle depolayıp pilini kendi kendine şarj eden türden bir model. Şimdi kutu açılımıyla başlayalım. Seiko'nun klasik beyaz karton bir kutusu içerisine geliyor saatimiz. Kutunun içerisinde ayrıca garanti belgesi ve standart bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Şık bir kutunun içerisinde saatimizi görebiliyoruz. İnceleyeceğimiz model, görmüş olduğunuz gibi analog bir model ve demin de belirttiğim üzere en önemli özelliği kinetik olması. Kordonu deri bir kordon. Şöyle kordonu açalım. Şurada kullanılan kordon çeşidi ve Seiko'nun logosunu görebiliyorsunuz. Arkasına baktığımızda mekanizmayı görebilirsiniz. Hareketlerle içerisindeki pilini şarj ederek daha sonra gerekli olan enerjiyi sağlamış oluyor. Şurada da kullanılan içerisindeki modül numarasını görebiliyorsunuz. Bundaki mekanizma 5M84 diye geçen mekanizma. Şurada da model numarası belirtilmiş. Paslanmaz çelik olduğu belirtilmiş. 10 bar, yaklaşık 100 metre su geçirmez özelliği mevcut. Seiko ve Japon mekanizması olduğu burada da belirtilmiş. Şu bir koruma jelatini aslında. Bunu şimdi komple çıkartmayalım. Evet, şöyle daha iyi görebiliyorsunuz içerisindeki hareketle saatin enerjisi sağlanmış oluyor. Kinetik modeller Seiko'nun kinetik serisinde çeşitli şekillerde görebileceğiniz modellerden bir tanesi. Diğer markalarda da çok fazla görünmüyor ama günümüzde de halen kullanılabilen bir model. Saatin kasa çapı yaklaşık 42 mm, kalınlığı ise 10 mm civarında. İçerisinde saniye, dakika ve saati gösteren ibreler haricinde haftanın hangi günde olduğumuzu gösteren şurada bir göstergesi ve ayın hangi günde olduğumuz tarih göstergesi mevcut. Rakamlar kullanılmamış bu modelde. Çeliğine dokunduğunuz zaman kalitesini zaten anlayabiliyorsunuz. Şurada kurma kolu var. Kurma kolu iki tıklı. En sağa çektiğiniz zaman saatinizi ayarlayabiliyorsunuz. Bir tık aşağıya geri çektiğiniz zaman, yukarı doğru çektiğiniz zaman yukarı doğru çevirerek kurma kolunu ayın hangi günde olduğunuz tarihini ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Eğer aşağı doğru çevirirseniz haftanın hangi gündeyseniz o ayarlanacaktır. Kurma işlemi bittikten sonra kurma kolunu kapatmayı unutmayın. Şurada bir düğmesi daha var. Benim anladığım kadarıyla bu düğme İçerisindeki enerjinin ne kadar dolu olduğunu gösteriyor. Saniye ibresini takip edelim. Bastığınız zaman belli bir ileri gidiyor ve bir tık veya iki tık, eğer enerjisi ne kadar doluysa ona göre ilerlemiş oluyor. Bu da içerisindeki gücün ne kadar dolu olduğunu gösteren bir ibare. Şöyle tekrar göstereyim. Bunun yerden gidiyor ve bir tık ileri gidiyor.
Genel itibariyle saatimiz bu şekilde. Bilekte de nasıl durduğuna bakmaya çalışalım. Şu şekilde. Burada tokasında da Seiko logosunu görebilirsiniz. Ya videolarda saatin fiyatı ile ilgili çok yorum geliyor. Genelde saatlerin fiyatlarını çok söylemeyi taraftar değilim aslında bakarsanız, çünkü videoyu ne zaman geleceğiniz belli olmaz. Burada da seri numarasını etiketinde ve etiket fiyatını görebilirsiniz. Etiket fiyatı 1097 olarak belirlenmiş bu videoyu çektiğimiz zaman içerisinde. Fakat bu saati bizim sitemizden yaklaşık %32 indirimle 745 lira civarında bulabilirsiniz. Barkod numarası ve içerisinde kullanılan kalibre, biraz önce de arkasında bahsetmiştim, 5M84 olarak bir kinetik mekanizma kullanılıyor. Şurada Seiko kinetik olduğu belirtilmiş. Burada da batarya değiştirmeye ihtiyacınız yoktur ibaresi belirtilmiş. Yani ola ki saat uzun süre kullanılmadığı zaman durursa pil değiştirmeye ihtiyacınız yok. Saatiniz bileğinizin hareketleriyle kendini tekrardan şarj etmiş olacaktır bir nevi ve çalışmaya devam edecektir. Bilekte de görüntüsü bu şekilde. Evet, sizlerle beraber bugün Seiko'nun kinetik bir modelini incelemeye çalıştık ve saatlerin mekanik ve pilli saatler gibi kategorilerini anlatmaya çalıştık. Bu model Seir N045P2, Seir N045P2 diye de söylenebilir. Bu ve bütün modelleri sitemiz sahsel.com üzerinden indirimli fiyatlarla güvenle sipariş verebilirsiniz. Bizleri lütfen sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Eğer abone değilseniz şu sağ alt kısımdaki kısma abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz bizleri mutlu etmiş olursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek de affola. Ki bunu derken bile sürçülisan edebiliyor insan. Hoşça kalın. Siyah şık her zaman kullanılabilir bu model.